Bu dersimizde resmin boyutlandırılması ile ilgili çalışma yapacağız. Bunun iki tane aracı var. Image size ve canvas size. Image'den hemen bakalım. Biri image size, Ctrl Alt I kısa yolu şuradan. Diğeri ise canvas size, Alt Ctrl C'dir. Bunların kısa yolunu öğrenin. Öncelikle Ctrl Alt I kısa yoluyla image size mi, yani resmimizin boyutunu buradan ayarlıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi resmimizin eni bu. 5469 piksel. Yüksekliği ise 8000 küsür. Bu şekilde resmimizin genişliği. Şurada standart değerler var. İsterseniz buradan seçerek de resminizin boyutunu buradan da ayarlayabilirsiniz. Şuradaki zinciri kaldırırsanız en boy oranındaki değişikliği bozmuş olursunuz. Yani zinciri kaldırıp yukarıdaki değeri atıyorum 1000 diyelim. Resmi bozarsanız şöyle uzaklaşayım. Gördüğünüz gibi resmi büzüştürdü. Yani zinciri kaldırmadan boyutlandırmayı o şekilde yaparsanız. Tekrar açtım. Örneğin şimdi boyutunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi 2500 diyelim. 2500 dediğim için gördüğünüz gibi yükseklikte eşit oranda küçüldü. Hatta 1000 diyelim şöyle. Biraz daha görünsün diye. Evet, gördüğünüz gibi boyutlandırmayı bu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki resolution değeri dediğim gibi daha önceki derslerde görmüştük. Resolution'da 72 web tabanlı işlerde çalışırken 72 yapıyorsunuz. Baskıya gönderilecek işlerde 300, minimum 300 yapmanızda fayda var. Bunları da bu şekilde söylemiş olalım. Şuradaki resample değeri örnekleme anlamında. Yani şimdi resminizi büyütüp küçülttüğünüz zaman burada aralara piksel koyuyor. Bu pikseli nasıl yapsın? Yani yandaki piksellerimi örneklesin diye. Bu şekilde mantığı çalışıyor. Otomatikte kalsın. Bu diğer ayarları da hani görmek açısından incelerseniz, yani resminizi iyice yakınlaştırıp buradaki değerleri tek tek bakarak aradaki farkları görebilirsiniz. Ama otomatikte kalmasında fayda var. Daha iyi. Buradan piksel yerine diğer seçenekleri de seçebilirsiniz. Santimetre, milimetre, inç vesaire. Resim boyutlandırma bu şekilde. 1000'e 1498 dedik. OK dedik. Gördüğünüz gibi. Ctrl Alt 0 yapıyorum. Birebir boyutunda görmek için. Evet, bu şekilde resmimin boyutunu değiştirmiş oldum. Şimdi gelelim Canvas Size'a. Canvas Size'ın kısa yolu Ctrl Alt C'dir. Ctrl Alt C'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıktı karşıma. Burada aynı Width değeri genişlik, Height değeri yükseklik, Relative darasını alma gibi düşünebilirsiniz. Bunu açtığım zaman orijinal boyutu görünür. Relative'e tıkladığınız zaman darasını alıyor. Yani ekleme yapacağınız, örneğin sağdan ve soldan 500 piksel eklemek istiyorsunuz. Darasını aldın. 500 piksel yazdın. Bu bit genişlik. Yani şu an genişlik olarak 500 piksel ekle diyorum. OK dedikten sonra 250 sağdan 250 soldan toplam 500 piksel yanlamasını büyütmüş olduğunuz çalışmanızı. Ctrl Z diyorum. Ctrl Alt C diyerek tekrar Canvas Size'ımı açtım. Örneğin sol taraftan 500 bir piksellik bir alan açmak istiyorsunuz. Şimdi şuradan şu ok yönergelerinden sağa tıklamanız lazım. Şu sol kısım boş kalıyor. Gördüğünüz gibi buradan ekleme yapacak. Bu şekilde mantık üretin. Yani eklemek istediğinizin tam tersine doğru şu merkezi oraya doğru çekmenizde fayda var. O şekilde. Şuraya ekleyecek. Kaç piksel? 500 piksel. 500 pikseli net ekleyecek. Yani 250-250 demin biz yanlardan paylaştırmıştık. Burada 500 pikseli direkt sol taraftan ekleyecek. Şu aşağıdaki değerlere bakalım. Bu foreground, background sizin birinci ve ikinci renginiz. Yani birinci renginizi buradan atama yapabilirsiniz. Ya da beyaz, beyaz, siyah, gri veya da diğer dediği farklı renkte atama yapabilirsiniz. Örneğin foreground dediği bizim birinci rengimizi atasın seçtik. Soldan 500 piksel canvas size'ımı genişlet diyorum. Yani tuval boyutumu genişlet dedim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tabi image size'ımız da otomatik olarak büyüyor. Gördüğünüz gibi 5969 oldu. Ctrl Z yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde image size'ımız da otomatik olarak büyümüş oldu. Gördüğünüz gibi. Yan tarafta piksel olarak değil de örneğin santimetre olarak çalışmalarınızda santim veya milimetre çalışıyorsunuzdur. Santimetreyi seçip o şekilde de işte atıyorum 10 santim ekleyin vesaire şeklinde bu şekilde de eklemeler yapabiliyorsunuz.
Yani oradaki değerleri de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, resim boyutlandırma araçları bu şekilde. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.